Aferin benim çitlenbiğime. Nasıl da erkenden hazırlanırmış. Ah, mis kokulum. Canım benim. Ay, bir de şuna bakın. Hayatta kaldıramayız artık. Biri sabahları badem şekeri, öteki kokarca. Yok, konca demeyin bana. Hadi kalk bakalım. Geç kalacaksın. Hadi yavrum, hadi. Her sabah bu ne ya? Okul bir gün olup bir gün olmasın bence. Aman ne saçma bir fikir. Hadi kalk oğlum. Bugün matematik sınavım var. Okula gitmek zorundasın kokarcığım. Şimdi kalkarsam gösteririm sana kokarcığı, bücür. Ay ne kadar ayıp evladım. Hadi kalk. Of, öldü diyeyim benim için. Sus bakayım, ağzından yel alsın. Emreciğim. Hadi ama. Üzme Makmış, okula gitmek zorundasın. Hem bak matematik sınavın varmış. Evet, zaten o yüzden gitmek istemiyorum ya. Çünkü zayıf almaktan korkuyorsun. Evet. O halde çalışmalıydın. Her seferinde bu sorunu yaşıyoruz. Yanıma ufak bir sihir yapı varsan. Aman kızım, uyma sakın şuna. Asla böyle bir şey için sihir yapamam. Sana bunu daha önce de söylemiştim tatlım. Çalışmalı ve kendin başarmalısın. Hadi, yeterince oyalandık. Çabuk kahvaltıya, hadi. Hadi. Gel bakalım Yağmur. Koş. Günaydın babacığım. Günaydın benim prensesim. Ne o, Emre kalkmadı mı? Zor da olsa uyandırdık. Hazırlanıyor. Bu çocuk kime çekti anlamadım, gitti. Tembel teneke değil mi baba? Şşt, abin için öyle şeyler söyleme. Şaka yaptım. Teşekkür ederim. Evladım, Nana'yla Makbuş'u her sabah neden bu kadar uğraştırıyorsun? Ya baba ya, bana da yazık ama el kadar çocuğum. Her sabah bu kadar erken kalkmak çok zor oluyor. Allah Allah, el kadar çocukmuş. Başka şeye gelince ben koca adam oldum diyorsun ama. Ama baba, her gün okula gitmek çok sıkıcı. Bir an önce iş hayatına atılmak istiyorum. Şuna bak, iş hayatına atılmak istiyormuş. Sen çalışmayı kolay sanıyorsun. Okul bitip de çalışma hayatına atılınca işin hiç de öyle olmadığını göreceksin. İkide bir de sınava girmek zorunda değilsin hiç olmazsa. Aha, bir süreliğine benim yerime geçsen anlardın ama. Asıl sen benim yerime geçsen bana çok hak verirdin. Çocuk olmak çok sıkıcı. Hep başkalarının isteklerini yapmak zorundasın. Hadi evladım, konuşma da yemeğini ye artık. Bak işte hep birileri bana karışıyor. Aa, ben ne dedim şimdi? Ay, bu Emre de alem çocuk gerçekten. Laf yetişmiyor çenesine. Sen önüne bak. Ay, ne yapıyorsun Mumu? Tırnağımı acıttın. Aman yeter bu kadar. Altasında. Hadi sıkıldım senden. Biraz yüzümü dinlendireyim bari. Sinirlerim bozuldu. Demek sen benim hayatımı kolay ve eğlenceli sanıyorsun. Bir aile geçindirmek ve herkesin sorumluluğunu taşımak. Sonra iş yerindeki herkesi denetlemek. Başarılı olabilmek için durmadan çalışıp didinmek. Kolay mı sanıyorsun Emre? Ama baba, sen büyüksün, istediğini yapabiliyorsun sonuçta. Oysa bize her şey yasak. Bu konuda Emre'ye katılıyorum yani. Sürekli ders çalışmak, sürekli insanların sana karışması çok sıkıcı. Keşke tek yapmam gereken şey okula gitmek olsaydı. Hiç heveslenme baba. Benim yerimde olsaydın bunun hiç de kolay olmadığını görürdün. Amma abarttın Emre. Keşke bir günlüğüne benim yerime geçseydin. O zaman haline şükrederdin. Bence sen benim yerime geçseydin haline bir şükrederdin. Ay, bu çocuk nereden buluyor bu lafları? Ah Emreciğim, çocuk olmak o kadar güzel bir şey ki. Bugünleri çok ararsın. Ben bile çocuk peri olduğum günlere dönmeyi öyle çok istiyorum ki. Ah, ne kadar mutluydum. Her şey toz pembeydi. Herkesin isteğini yerine getirmeliyim. Evet. Hakan ve Emre'nin yer değiştirme iksiri. Bu da Kulina'nın çocukluk iksiri. Oo, iksir uzmanı olup çıktım. Çok güzel. İyi de şimdi bunu Kulina'ya nasıl içireceğiz? Zekice bir şeyler düşünmeliyim.
Heh. Kulina'nın en zayıf olduğu konu. Güzellik. Buna asla dayanamaz. Ne o? Canın sıkkın gibi. Ama matematik sınavım felaket geçti yine. Şimdi babam bir sürü söylenecek. Of. Bu büyükler de çocukları hiç anlamıyorlar, öyle değil? Hem de hiç. Ya neyse, git yanımdan. Seninle konuşmak istemiyorum. Çünkü seninle böyle ne zaman yakın olsak başım derde giriyor. Aşk olsun. Neden böyle başın derde girecekmiş? Şurada dertleşiyoruz işte. İster misin? Moralini düzeltir. Ferah ferah. Sen içmiyor musun? Ben iki tane içtim. Bunda sen iç. Şu babamı bazen çok kızıyorum. Sanki ders çalışmak çok kolaymış gibi sürekli söyleniyor. Kendimi çok garip hissediyorum. Yoksa bir oyun mu yaptın bana? Aşk olsun. Kalbimi kırıyorsun Emre. Biraz sonra çok iyi hissedeceksin. Merak etme. Düşünsene. Hı. Oğlumla maça gideceğiz. Doğuştan fanatik olacak benim oğlum. Fenerbahçe kanı dolaşacak damarlarında. Hı. Yazık çocuğa. Doğuştan hatalı seçim yapmış olacak. Aman çakkavik. Bugüne bugün Sevil'i bile yendik oğlum. Sarı lacivert farkını koyduk ortaya. Aman çok önemli. Önemli tabii. Oğlumu Fenerbahçe marşıyla sallayacağım. Le 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 le. Ama bu imkansız. Deliriyorum galiba. Kötü bir kabus olmalı bu. Nasıl yani? Bu imkansız. Aklımı yitiriyorum galiba. Ne oldu? Neyin var? Yağmur. Evet. Yağmur. Of, efendim Emre. Emre deme bana. Emre deme. Delirdin galiba. Ne diyeyim? Hüseyin mi diyeyim yani? Olamaz. Bunun bir açıklaması olmalı. Var benim. Hakan, iyi misin? Neler oluyor? Volkan abi, ne işin var benim burada? Volkan abi mi? Hakan, iyi misin sen? Neler diyorsun? Olmuş olabilir mi? Ne? Evet, sanırım oldu. O kadar çok istedim ki oldu. Yaşasın, 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 yaşasın. Hakan. Hakan, kendine gel. Sinirleri iyice kustu galiba. Her şey normale dönecek. Benim ne işim var Emre'nin vücudunda? Of. Of. Olamaz. Nasıl bir kabus bu böyle ya? Of. Hayır. Oh,
Merve, Hakan buraya geldi mi? Yok. Anne, Merve, ne yapıyorsunuz? Otursana karıcığım, yorulacaksın. Anne aşk olsun. Hamile kadına masaj mı yaptırıyorsun? Sen de dikkat etsene biraz kendine. Anne varmış canım. Sanki taş taşıtıyorum. Hem kendisi istedi masaj yapmayı. Merhaba. Merve abla. Abla mı? Ya Hakan, neyin var? Vallahi artık korkuyorum ha. Korkacak bir şey yok. Yaşasın, dileği gerçek oldu. Yuppi yuppi yuppi. Hakan. Ne habersin gececiş? Gece kızından ve senden kurtuluyoruz. Gidiyorsunuz değil mi? Çuk 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 çuk. Ay delirmiş bu ya. Sanırım.